Evet arkadaşlar, merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size M13 M14 Royal Pass ödüllerinin ilk görüntülerini açıklayacağım arkadaşlar. Bu görüntüler arkadaşlar %60-%70 ihtimalle gelecek ama destansı kıyafetleri %90 ihtimalle geleceğini söyleyebilirim arkadaşlar. Videoya geçmeden önce arkadaşlar, abone olup bildirimleri açarsanız, bu videoya beğeni atarsanız bana çok büyük destek olursunuz. Sizden ricam arkadaşlar, M13 Royal Pass çekilişine katılmak isteyen kardeşlerim, arkadaşlarım, dostlarım yorumlarda ID'lerini belirtirse, bu videoya beğeni atıp abone olup bildirimleri açarlarsa çekilişe katılmış olacaklar arkadaşlar. M13 Royal Pass geldiğinde çekiliş sonuçlarını açıklayacağım. Bu arada M13 Royal Pass çekiliş sonuçları arkadaşlar ayın 25'inde açıklanacak. Bilginiz olsun. Buyurun videoya geçelim. Hep beraber sizinle beraber inceleyelim arkadaşlar. Herkese iyi seyirler diliyorum. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, ilk olarak M13 Royal Pass ödüllerini beraber inceleyeceğiz. Öncelikle şöyle bir mutant silahımız olacak arkadaşlar. Sağda altta gördüğünüz gibi mutant silahımız free diyor. Yani RP açan açmayan bütün arkadaşlarımız mutant silahını alacak. Ondan sonra şöyle bir ne bu lan? Saç mı bilmem ne mi bilmiyorum. Çanta süslemesi büyük ihtimalle arkadaşlar. Böyle bir tane de mini silahımız var. Mini kaplamamız Royal Pass açacak kişilere özel olacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Mini kaplamamız şu anda şu şekilde gözüküyor. Bir uçak kaplamamız var. Uçak kaplamamız da arkadaşlar şu anda görünmüyor ama bir tane de uçak kaplamamız geleceği söyleniyor. Şu şekilde gösteremiyoruz maalesef. M7 kaplamamız var arkadaşlar. M7 kaplaması çok uzun süredir gelmiyor. Çok güzel oldu. Edilecek bir Royal Pass açacak arkadaşlarımız için özel olacak. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şöyle de bir kıyafetimiz olacak. Kıyafetimiz de arkadaşlar destansı olacak. Destansı kıyafetimiz sağ altta göründüğü gibi 50 seviyede alacaksınız arkadaşlar. Şöyle avatarı da bu şekilde görünüyor. Bu garanti gelecek arkadaşlar. Bu sonuçlandı. Bilginiz olsun. Destansı kıyafetimiz böyle olacak. Ondan sonra arkadaşlar Thompson silahımız olacak. Thompson silahımız Royal Pass özel olacak arkadaşlar. Royal Pass açacak arkadaşlar. Thompson silahına sahip olabilecekler. Bir hafif makine silahımız olacak. Bir tane de emojimiz var arkadaşlar. Emojimiz arkadaşlar bu şekilde olacak. M14 Royal Pass ödüllerini sizinle beraber yine inceleyelim arkadaşlar. Bizon silahı geliyor. Belli oluyor zaten bizon silahı arkadaşlar. Onu göstermedi ama geleceğini söylüyor arkadaşlar. Bir de çanta süslemesi var. Ondan sonra mutant da görünüyor. Mutant niye ikisinde bir gözüküyor? Onu anlamadım öncelikle arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bir de destansı kıyafetimiz olacak. 50 seviyede gelecek. M14 tam net belli değil bu arada. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bir de bir botumuz olacak. Bot skinimiz olacak. Bot kaplaması yani. Uzun süredir gelmiyordu zaten. İlk gelmiş. Scar kaplamamız olacak. Bilginiz olsun. Bunlar da arkadaşlar ortalama 40 seviyede falan alabileceksiniz. Ücretsiz de olabilir. Emojimiz de var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi emojimiz bu şekilde olacak. Yeni moddan açıklayacak olursak arkadaşlar. Antik gizem modu. Bu şekilde biliyorsunuz ki Firavun gelecek. Firavun zaten önceki videolarımda açıkladım. Garanti geliyor arkadaşlar. Tam tamına bütün haritalara geleceği söyleniyor. Yani arada geleceği söyleniyor. Bilginiz olsun. Bu şekilde yukarıda inip killerimizi alıp aşağı ineceğiz. Umarım ki iki hakkımız olur. Daha fazla leş alabiliriz. Şurada arkadaşlar Erenger, Miramar, Livik de geleceği söyleniyor. Bilginiz olsun. Hem Erenger hem Miramar hem Livik de bu Firavun modunu şey yapabileceğiz arkadaşlar. Oynayabileceğiz. Yeni mod Payload 3.0 diyor. Yeni modda bir görelim arkadaşlar. A silah modunda tank geliyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Tank geleceği söyleniyor. İnşallah gelir. Çok söylerim ben. Yeni araç tank olarak gözükecek. Bu arada Flare Gun'dan çıkacak arkadaşlar tankımız. Ultimate Arena yeni modda. Ultimate Arena'da arkadaşlar Livik modunda olacak. Bu şekilde olacak. Gördüğünüz gibi bir de Erangel modu da görünüyor. Köprüde geçecek büyük ihtimalle. Çok çekişmeli maçlar olacak gibime geliyor. Erangel ve Livik de sonuçlanacak arkadaşlar. Gelecek yani. Şöyle de yeni marketimiz şu şekilde olacak gördüğünüz gibi. Royal Pass M13
Crate, M13 Royal Pass RP sandı arkadaşlar. Biliyorsunuz ki birinci yıla özel şey gelmişti, bu set gelmişti. Çok eski bir set arkadaşlar. Çok değerli bir set. Yine sezon 2 maskesi gibi değerli setlerden biri arkadaşlar. Bu setler gelecek RP sandığında, ama M13 RP sandığında gelecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şu şekilde de, evet tamam, bu AK'de vardı hatırlıyorum. M7 miydi? M7 pardon. M7 vardı arkadaşlar. Ben hatırlıyorum bu M7'yi. Ve çanta çok eski bir çanta arkadaşlar. Ben o zamanlar oynuyordum. RP'de almıştık bu çantaları. Çok eski bir çanta ve çok güzel bir çanta görünüyor. Ve kıyafeti de çok güzel arkadaşlar. Bunlar tam tamına set olarak geliyor. Bir de kaskı da var tahminimce, öyle hatırlıyorum. Bir de şöyle bir kıyafet var arkadaşlar. Gördüğümüz gibi kıyafetler bu şekilde olacak. Bunlar da ekstralar olarak düşünebiliriz. Efsanevi olarak gelecek arkadaşlar. Uçak kaplamamız da bu şekilde olacak. Efektli olması daha güzel olmuş, daha şık olmuş. Şöyle de falan mı ne işte, levye mi bıçak gelecek, bilginiz olsun. Şöyle de bir setimiz var, efsane bir set olarak geliyor. Bir de sağda bakın bomba görünüyor. Orada bomba kaplaması falan filan gelecek. M16 kaplamamız da var bu arada. Bu M16 kaplamasını gerçekten çok beğeniyorum. Çok şık görünüyor. Şöyle de efsanevi setlerimiz var. Efsanevi başlık, kafalık. Bu da saç olarak düşünecekse güzel görünüyor. Scar kaplamamız da arkadaşlar bu şekilde olacak. Scar kaplaması gayet hoş ve güzel görünüyor bence. Şöyle de SKS kaplamamız geliyor. SKS kaplaması. Vallahi bıktık arkadaş. Bedava bile geliyor o. Araç kaplamamız da var arkadaşlar. Araç kaplamamız da bu şekilde. Sevmiyorum bu aracı. Fazla şık değil. M249 kaplaması arkadaşlar. M249 eski kaplama. Ben bu kaplamayı hatırlıyorum. Yine dediğim gibi paraşüt kaplaması arkadaşlar. Normal şık bir paraşüt kaplaması. Bir tane daha uçak kaplaması var. Bilginiz olsun. Uçak kaplaması da bu şekilde olacak. Bir tane daha paraşüt kaplaması arkadaşlar. Bunlar tabii ki de hani gelecek olanlar var, gelmeyecek olanlar var. Sadece ben ilk görüntüler olarak aktarıyorum. Kubeze kaplaması arkadaşlar ve araç kaplaması bir tane daha görünüyor. Bu her sezon geliyor gibime geliyor arkadaşlar. Ben öyle hatırlıyorum. Tava kaplamamız yine eski sezonları arkadaşlar getiriyorlar gibi görünüyor. M14 RP Crate. RP Crate'imiz arkadaşlar. M14 nasıl olacak? Şimdi göreceğiz. Bakalım ne gelecek? Merak ediyorum. Çanta. Evet arkadaşlar, bu çanta çok eski bir çanta. Gördüğünüz gibi sağda görünüyor. O çantayı arkadaşlar Royal Pass'tan mı, sandıktan mı? Yine RP Crate'den aldık ama çok eski bir RP Crate'di arkadaşlar bu. O yüzden bu çantayı da getireceklerini düşünüyorum. İlk görüntüler olduğu için arkadaşlar ihtimaller belli olmaz arkadaşlar. Getirmeye edebilirler. Bilginiz olsun. Ondan sonra şöyle bir ne var bakalım. Bir dakika. Şöyle setimiz var işte. Setimizi görüyorsunuz. Setimiz de bu şekilde olacak. Setimiz diyebilirim. Şöyle DP kaplamamız var. Oo, çok eski bir DP kaplaması arkadaşlar. Hatırlıyorum bu DP kaplamız. Sharks diye geçiyor. Evet, bu DP kaplaması sanırsam yakın zamanda yine geldi diye düşünüyorum ben. Yakın zamanda dedim yani 6-7 sezon önce arkadaşlar. Şöyle bir uçak kaplamamız var ya, bu uçak kaplamaları gerçekten canımı sıkmaya başladı. Böyle daha güzel bir tane, hani daha şık bir uçak kaplaması verseler, artık hiç vermesinler daha iyi. Şu seti hatırlıyorum arkadaşlar. Ben eskiden şu seti almıştım, vardı bende. Şu sette hatırlıyorum. Eski setleri yine RP sandığına koyuyorlar arkadaşlar. Bu set de güzel. Bakın bu şık, kızlara özel bir set olacak gibime geliyor. Güzel bir set. Hoş bir set. Beğendim. Motor kaplamamız da geliyor ama motor kaplamamız görünmüyor şu anda arkadaşlar. Motor kaplaması. Bir de AK kaplaması geliyor arkadaşlar. AK kaplamamız da görünüyor. Wonderland büyük ihtimalle yazarsanız görürsünüz diye düşünüyorum. Scar kaplamamız var. Scar kaplamamız bu şekilde olacak. Bilginiz olsun. Yani araç kaplaması şahsen bu eski UAZ, üstü açık UAZ kaplamasına göre çok güzel görünüyor. Bence bu araç gelmesi daha güzel olmuş. Şöyle küçük bir botumuz var. Bende bu botun kaplaması var. Güzel ama hiç kullanmıyorum yani. İhtiyaç fazlası diyebilirim. Bence gelmemesi daha iyi. Paraşüt kaplamamız bu şekilde olacak.
Ondan sonra şu set herkeste var zaten. Yani bomba kaplamamız da görünüyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.